Sayın Christofias'la Cenevre öncesi son görüşmemizi yaptık. Bizim daha önce sunmuş olduğumuz yönetime güç paylaşımıyla ilgili önerilerimize eleştirilerini aktarmaya çalıştı. Biz de ona göre gerekli cevapları verdik. Dün öğleden sonra da meclis konseyini, yani mecliste bulunan siyasi partilerin başkan ve heyetlerini toplantıya çağırarak New York, Cenevre öncesi düşüncelerimizi aktarmaya, onların düşüncelerini ve nasıl bir strateji izlememiz gerektiği konusunda düşüncelerini almaya çalıştık. Çok verimli bir toplantı olduğunda söylemekte yarar vardı. 18 Kasım üçlü görüşmesi sonucunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından bazı isteklerde bulunulmuştur. Genel Sekreter bir yandan henüz çözümlenememiş esas uyuşmazlık noktalarını tespit etmemizi ve elimizden geldiğince gayret göstererek daha fazla ilerleme kaydetmemizi istemiş. Diğer yandan da bir sonraki üçlü görüşme tarihi olan 26 Ocak 2011'e dek pratik bir planı, bir tür yol haritası üzerinde çalışmamızı talep etmiştir. Bugün basına kapalı olarak yapılacak ikinci oturumda sizlere 18 Kasım üçlü görüşmesi sırasında ve ertesinde bugüne değin görüşmelerde yaşananlar konusunda bilgi verip bir sonraki adım olan 26 Ocak Cenevre üçlü görüşmesi konusunda görüşlerinizi almaya çalışacağım. Aslında devam eden Kıbrıs müzakerelerine son dönemde halkın çok fazla ilgi duymadığını gözlemliyorum. Burada haklı bir neden vardır tabii ki. Müzakereler 1968 yılında başlamıştır ve o zamandan bu zamana henüz başarılı bir sonuç elde edilmiş değildir. Ben halka yapay olarak çözüm konusunda umut pompalanmasını doğru bulmuyorum. Aynı zamanda halkın adil ve sürdürülebilir bir uzlaşma konusundaki ümit ve beklentilerini göz ardı etmek tabii ki mümkün değildir. Halkın umutlanmasını sağlayacak ve beklentisini artacak her şey müzakerelerde somut ve anlamlı ilerleme sağlamamızdır. Bunun Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin dediği gibi bu yılın ilk çeyreğinde mümkün olduğuna inanıyorum. Esnekliği göstermesi gerekir. İşte bu yüzden kapsamlı çözüm anlaşmasının bulunması konusunda temkinli konuşmayı tercih ediyorum. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak Cenevre'de yapılacak üçlü görüşmeyi önemsiyoruz. Bu görüşmenin New York'taki toplantıdan farklı olacağını da umuyoruz. 18 Kasım'da yapılan New York görüşmesini Kıbrıs Türk tarafı olarak yararlı bulmuştuk. Ancak Cenevre'de bir adım daha ileriye gidilmelidir. Daha önce de ifade ettiğim gibi biz Cenevre müzakerelerinin selameti açısından bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Onun için de gerekli her türlü çabayı göstereceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından da ifade edildiği üzere 2011 yılın ilk çeyreği sona ermeden bir sonuca ulaşılması gerekir. Bunu böyle düşünmemizin bir nedeni de biliyorsunuz Mayıs'ta Güney'de seçimler vardır. Haziran'da Türkiye'de seçimler vardır. Ve Güney'in de müzakereleri uzatma düşüncesi içerisinde olduğunda fark etmekteyiz. 2011'den 2012'ye, 2012'den 2013'e olayı uzatma gibi bir düşünceler içerisinde olduğunu hissediyoruz. Çünkü biliyorsunuz 2012 yılında Rumların Avrupa Birliği dönem başkanlığı vardır. 2013 yılında ise Ocak-Şubat ayında Güney'de Cumhurbaşkanlığı seçimi vardır. Onun için biz 2011'in ilk çeyreği, yani Mart ve Mart'ın ikinci yarısında tekrar müzakerelerin devamı ve bir sonuca ulaşılmasını arzu etmekteyiz. Değerli arkadaşlar, aksi takdirde müzakere sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün olmayacaktır. 1968 yılından bu yana devam eden Kıbrıs müzakerelerinin ucu açık şekilde yürütülmesi
ve bu süre zarfında Kıbrıs Türk halkının hem izolasyonlar altında tutulması hem de statüsüz bırakılması adil değildir ve hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemez. Müzakereleri başarıyla sonuçlandırmak ve yeni bir başlangıç yaparak adil, kalıcı bir çözüm anlaşması ortaya çıkarmak için elbette uğraşıyoruz. Bu bakımdan Cenevre'de de yapıcı bir tutum ortaya koyarak halkımızın hak ve çıkarlarını hayal getirmeksizin bir çözüm anlaşmasıyla yeni bir ortaklık kurulmasını zorlayacağız. Bundan tabii ki kimsenin endişesi olmasın. Elbette Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını, menfaatlerini koruyacak. Kıbrıs Türk halkının gönül huzuru içerisinde referandumda oy verebileceği, evet diyebileceği bir anlaşma yapmak için uğraşıyoruz. Bugün işte sizlerle bu konuları görüşmek, Cenevre'ye giderken düşüncelerinizi almak, özellikle Cenevre'de izleyeceğimiz strateji, belki masaya süreceğimiz görüşler ve olmazsa olmazlarımız konusunda bu arada kendi aramızda tartışacağız. Bu basına açık kısmıydı. Bundan sonra tabii ki basına kapalı toplantıyı sürdüreceğiz. Onun için arkadaşlardan rica ediyorum. Bizi biraz yalnız bıraksınlar. Aslında ne basınsız olur ne de gizli toplantılarda basınla olunur. Onun için bundan sonraki toplantının içeriği bakımından gizli yapılması gereken bir toplantıdır. Ben şimdiden sizlere teşekkür ediyorum.